merhaba. Yanımda Lokman Hekim Şevki Güngör var ve bize çok güzel zayıflama kürü paylaşacak. Zayıflama çayı iddia ediyor. Kilolarından kurtulmak isteyen hanımlar ya da beyler bu çayı gönül rahatlığıyla içebilirlermiş. Hayatımıza son zamanlarda giren bir bitki var. Moringa bitkisi. Öncelikle bunun faydasını sormak istiyorum. Çok faydalı bir bitki. Vücudumuzdaki ödemleri söktürücü özelliğe sahip. İçerisinde vitaminler, mineraller, proteinler, kalsiyum, birçok vitamin ve mineral, protein olduğu için hem vücudumuza faydalı hem içerisinde insanı zayıflatan ürün olarak kullanılabilir. Çok faydalı bir şey. İçerisinde A vitamini var, gözlere çok faydalı. Demir var mesela, demir eksikliği olanlar için çok mükemmel bir çay. Ispanaktan 25 kat evet. Daha fazla demir var ve yoğurttan 9 kat fazla protein var. Protein var 100 gramında. 100 gram bitkide bunlar var. Hı hı. Çok mükemmel. Muzdan 15 kat daha fazla potasyum var. Havuçtan 10 kat fazla A vitamini olduğu söyleniyor. Sütten 17 kat daha fazla da içerisinde kalsiyum. Yani kemik erimesi olan kişiler bunu herkes kullanabilir. Yani yaşlı, genç, çoluk, çocuk ve zayıflamak isteyen özellikle insanlar. İnsan vücudundaki hem proteinler yağları yakmada yardımcı olduğu için o yönden faydalı. Hem zarar görmeden, şimdi bazı bitkisel ürünler var. İçiyorsun, ishal yapıyor, bozuyor. Hı hı. Bunda öyle bir şey yok. Hiçbir yan etkisi yok. Tam tersi, midedeki sindirimi rahatlatıyor, bağırsaklardaki problemleri çözüyor, temizliyor. Karaciğeri temizliyor, böbrekleri temizliyor. Çok ilaç kullananların mesela karaciğerde ve böbreklerde atıkları varsa bu atıkları attırıyor, temizliyor. Yani insan vücudunda şu anda herkes alerjik. Bu alerjen olan şeyler de kullanılan bir takım ilaçlar, işte yanmış yağ tüketimi, kızartmalar, şudur budur. Bunların temizlenmesi lazım, insan vücudundan atılması lazım. Moringa bunu çok iyi yapıyor ve hiçbir zararı yok. Normalde Hindistan'da yetişiyor, o topraklardan buraya ithal olarak evet, geliyor. İthal biraz maliyetli ama çok çok faydalı. Faydalarıyla kıyasladığınız zaman bence alınması gereken bir bitki. Bunu çay olarak mı tüketebiliriz? Yani nelere ne paralar veriyoruz? Aynen. Bir yemek yiyoruz, dünyanın parasını veriyoruz. Bu onların yanında yine devede kulak. Değil mi? Aynen yani, öyle. Sadece çay olarak mı tüketmek çay lazım? Çay olarak tüketilebilir veya baharat olarak da tüketilebilir. Mesela yoğurda koyabilirsiniz, yemeklerin içerisine atabilirsiniz. Her şekilde tüketilebilir. Kokusu, tadı, içimi çok hoş ve yumuşak bir tadımı var. İçiminde de hiç kimse zorlanmaz. Ben içtim az önce, gayet de rahat gayet içiliyor. Güzel yani. Çok da besleyici. Zayıflama olarak evet. Etkili ama sadece zayıflamak için değil, faydalarını tek tek güzelce Şevki Bey yani anlattı. Ödem söktürücü olması, insanlar şimdi sabah kalkıyor, özellikle bayanlarda çok oluyor. Bu yüzükler çıkmıyor. Eller olmuş evet. Şey gibi. İşte ocağa çay koyacak. Tutamıyor çaydanını. Ödem sıkıntısı bayanlarda çok fazla var. Erkekler daha az, bayanlar çok fazla var. Bunu günde iki defa içtiğinde o ödem problemleri geçtiği için bir hafta 10 gün içerisinde sabah kalktığında elleri şiş kalkmıyor. Peki en güzeli o. Aç karnı mı tok karnı mı içmek lazım? Tok karnı kullanmalarını tavsiye ederim. Aç karnı bir takım şeyler, insanların mideleri hassas olabiliyor. Hani dokunmaz ama tok karnı almakta gene de yarar var diye düşünüyorum. Güzel. Moringa yaprağını sizlerle paylaştık. Gelelim zayıflamak isteyen kişiler için güzel bir çay hazırlamaya. Neler kullanacağız? Moringalı bir çay hazırlayacağız. Çok güzel burada bitkilerimiz var. Yağ yakan, ödem söktüren, tokluk hissi veren bitkiler bunlar. Başta ödem söktürücü veya yağ yakıcı funda. Funda bitkisi. Bundan bir tatlı kaşığı kadar koyuyoruz. Ölçüler de önemli. Yani birer tatlı kaşığı koymakta yarar var. Kekik. Bu herhangi bir kekik olabilir. Biz bilye kekik koyuyoruz. İzmir kekiği dediğimiz. Ondan bir tutam. Bu baharat olarak da etlerde çok iyidir. Mikrop öldürücü özelliği de bitki, vardır. Aynı antiseptik özelliği evet. Var. Mikrop öldürme özelliği var. Artı damar açma özelliği var. Yağları yakıyor çünkü. Kekik çayı da çünkü ağrılara çok iyi gelir. Damarlardaki yağları temizlediği için damarlar açılıyor. Bazı kasaplar o etlerin üzerine kekik serperler mikrop olmasın. Hazmı da kolaylaştırıyor aynı değil zamanda. Mi? Hani etin hazmı biraz zordur ya. Evet. Mate yaprağı bu tokluk hissi veriyor ve ödem söktürüyor. Yani ben diyet yapamıyorum veya işte kendime dikkat edemiyorum. İştahım çok diyenler de biraz iştahı azaltıyor. Biberiye.
Biberiye de yağ yakıcı ve damar açıcıdır aynı zamanda. Yağ yakıcı özelliğinden faydalanır. Bir de iltihap giderici özelliği vardır biberiyenin. İnsan vücudundaki iltihapları giderir aynı zamanda. Yeşil çayımız zaten ödem söktürücü, zayıflamada, antioksidan, kansere daha iyi geldi söyleniyor. Çok güzel bir bitki çayımız ve yeşil olarak kurutulmuş. Bundan da atıyoruz bir miktar. Bitki çayların içerisinde en fazla içtiğimiz aslında yeşil çay. Yeşil çay çünkü hakim ödem attırıyor. Duyduğumuz. Yani evet. Günlük yaşantımızda ödem sıkıntısı çok oluyor. Bu da enginar yaprağımız. Enginar da karaciğerin dostu aynı zamanda. Bundan da bir yaprak atıyoruz. Ve karaciğerimiz zaten moringa da iyi gelecek karaciğerimize. Şöyle buyurunuz. Moringamızdan da bir tutam atıyoruz. Ve mükemmel bir çay karışımımız oluyor. Bu karışımı hazırladıktan sonra kaynar suyumuzu döküyoruz. Zamanınıza bağlı. Hani çok zamanınız yoksa 3 dakikada bekleyebilirsiniz. Güzelce demlendireceğiz. 3 dakika sonra top karnına içmekte fayda var dedi Şevki Bey. Evet, böyle 3 dakika bekliyoruz. Bunu içerken mutlaka 1 çay kaşığı veya 2 çay kaşığı artık bardağın büyüklüğüne göre bal mutlaka koyalım. Zayıflama çayın içine bal mı koyacağız? 1 çay kaşığı yeterli, çok fazla değil. Kilo aldırmaz bal ama hakiki bal olması gerekiyor. Yani şekerden üretilen, glikoz içermeyen o ballardan olmasın. Hakiki bal olduktan sonra 1 çay kaşığı atabiliriz. Kana daha çabuk karışır bitkiler balla alındığında. Balın mutlaka bitkisel çay, ne çay içerseniz için balla içerseniz çok daha farklı faydasını görürsünüz. Şunu duymuştum ben, sıcak suya bal attığınızda balın vitamini gidiyor. Sıcak olmaması lazım, ılık olması lazım demişlerdi. Zaten bunu mesela demliyorsunuz biraz geçiyor soğukluğu. Yani sıcak olmuyor, biraz daha içilebilir hale geliyor. İçilebilir hale gelince zaten balı en son atıyorsunuz. Biraz da limon sıkmanız çok daha mükemmel. O zaman balın vitamini yok olmuyor. Yok olmaz. Güzel. Yani zayıflama çayını paylaştık. Şimdi çok kaynar vaziyette atarsanız olur ama belirli bir müddet sonra, 3-5 dakika sonra zaten o 50 derecenin altına iniyor. 40 derece, 35 derece bu sıcaklık balı bozmaz. İçimi de güzel olur, rahatlıkla içebiliriz. Aynen. Bitki çayı sevmeyenler için balla tatlandırmak. Bunu duymak güzel. Bunu içtikten sonra zaten bir hafta sonra kantara binsinler fark etmeye başlayacaklardır. Eğer vücudunda çok ödem varsa onu hızlı bir şekilde attığı için ilk başta 3 kilo 5 kilo hemen gitmiştir vücuttan su atıldığı için. Harikasınız vallahi. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür çok ederiz. Çok sağ olun. Hayatımızı kolaylaştıracak tariflerle, güzelliklerle, sağlıkla devam edeceğiz. Bu videomuz bitti ama devamı gelecek. Görüşürüz.